Arkadaşlar merhabalar, ee, ben Cenk Tınalı, ee, buradaki yönetici bir arkadaşımızın e, isteği üzerine ben de burada canlı yayına katıldım. Sormak istediğiniz sorular varsa ben de burada cevaplamaya çalışacağım. Buyurun efendim, şu an ben de 20 alıyorum yavaştan. Evet. Herkese tekrardan merhaba. Kimler neler öğrenmek ister bu karantina sürecinde? Sorularınız varsa yazabilirsiniz efendim. Ben birazcık durumdan bahsedeyim. Öncelikle çok uzun bir süredir tabii ki evde kalıyoruz, evde kalıyorum. Bu süreci kendi adıma daha verimli hale getirmek için. E, güne kitap okuyarak başlıyorum e, Oyunculuk e, eğitimiyle ilgili videolar çekiyorum Ve sonrasında süreç devam ediyor Bu arada hoş geldiniz diyorsunuz Hoş bulduk efendim merhabalar e, Gerçekten hoş bulduk Teşekkür ediyorum e, Sonrasında dizi filmler, filmler e, Sosyal medya üzerinden Müze gezme ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştiriyorum İşi kültür kısmını e, önde tutmak için Ve zamanı güzel kullanabilmek adına 7 numaraya nasıl başladım? E, yıllar öncesinde konservatuar tiyatro bölümünde öğrenciyken güzel bir teklif aldım. Ki teklif aldığım e, yazarımız e, hocamız e, Oya Yüce vardı. 7 numaranın yazarı. E, o da e, ekibin başındaydı ve e, sonrasında e, bizim bir arkadaş grubumuzu bir araya getirdi. E, bu şekilde dahil oldum. E, uzun yıllar birlikte birçok başka projelerde gerçekleştirdik. Evet Ayça gelmiş galiba şu anda canlı yayına Cenk diyor ve ona da buradan merhaba diyorum. Kaç bölüm oynadım? Kaç bölüm oynadım? Açıkçası Taner'e de el sallayalım. Bütün herkes gelmeye başladı. Yaklaşık bir iki sezona yakın oynadım diyebilirim. Herhalde bir 20-30 bölüm vardır belki toplamda. Şu an çok da tam olarak sayısını hatırlamıyorum. En sevdiğim karakter sizin. Söyleyeceklerim bu kadar demiş. Esma'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hoş bulduk tekrardan. Güzel sözler var. İlk olarak turist rolünde oynadınız. Evet ilk bölümlerde bir turist rolünde oynamıştım. Sonrasında devam ettim. Aslında bu espri yapamayan adama. Çok keyifli. Herkes selamlarını söylüyor. Doyamıyoruz diyorsunuz 7 numara. İnanın ben hala o ekiple görüşmeye doyamıyorum. Ee, birçoğu çok yakın arkadaşım. Oradaki Cansu, Ayten e, ve birçok karakter inanın hala çok yakın dostum. Normal hayatın içinde de hem iş güçte hem eğitimde hem tiyatro sahnesinde hem de e, özel hayatımızda düzenli görüşüyoruz. E, evet bu arada e, Ayça Mutlagil e, Ertürkler ve Taner Ertürkler'den de bir canlı yayın bekleniyor efendim. Dizdeki esprileri Ayça Hanım yazıyordu. Hayır e, aslında tek başına o yazmıyordu. Tabii ki onlar yazıyordu. Bir yazı kadrosu vardı. Birkaç oyuncunun da içinde yer aldı. Oya ablanın başında oldu Oya Yüce'nin. Nuray Ustu da vardı. Ayça Mutlugil de vardı. E, birkaç kişi daha vardı. Hep birlikte yazıyorlardı. E, <laughs> Rüya'nın benim soğuk esprilerinden bunaldığı söyleniyor. Evet e, oynadığım karakter gereği Hiçbir zaman e, oradaki e, esprileri güzel yapamıyordum. Ama umarım e, şu an anlattığım şeylerle sizi birazcık olsun gülümsetebiliyorum. E, <laughs> evet iskeletle konuştuğum bir bölüm oldu. E, biraz renkli bir karakterdi. E, Doktor Deniz Oğlu ayrıca rolü canlandırmak isterdiniz. 7 numarada mı? 7 numarada her rol çok keyifli. E, kadınların oynadığı roller dahil. ...hepsini canlandırmak isterdim... <laughs> e, ...bu arada rüyayı neden bıraktınız... ...senaryo geriye bıraktım... E, ...böyle bir durum olsaydı tercihiniz ne olurdu diyor... E, ...rüyayı senaryo geriye bırak artık finaline doğru gelmiştik... ...çünkü onun artık özel hayatına başka bir karakter girecekti... ...tabii ki devam etmeyi çok çok isterdim... ...annemden korkuyordum... ...evet çok korkuyorum... E, ...hala korkuyorum... <laughs> Ee, çok soğuk espri yapar mısın demişler. Ee, bilmiyorum normalde mizacı da pek öyle değil ama e, gerçekten e, bu süreçte elimden geldiğince güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Azerbaycan'dan yazanlar olmuş çok seviyoruz demiş. Umarım mesajıma cevap şey edersiniz demiş. Evet şey ediyorum. <laughs> Böylelikle En sevdiğiniz bölüm hangisiydi? Bornozlu olduğum bir bölüm var. Ee, o bölümde böyle bir sürü karışıklıklar falan sürekli odadan odaya böyle bir koşturmak zorunda kalıyorum. O bölüm çok keyifliydi. Başka bakalım neler vardı burada sorulardan. Ee, Nuray Uslu da hem yazarlık yapıyordu. Hala da şu an yazarlık yapıyor bu arada. Birçok farklı karakterde. Ee, gerçekten birçok dizi oldu sonrasında. Ama oynadığım işler arasında 7 numaranın sanırım çok farklıydı. Çok samimi bir duygusu Bu yüzden devam ediyor. Otel bölümünde rüyayı ikiye bölünmüş olarak görüyordunuz demiş. <laughs> evet, böyle bir şey yaşandı. Hikaye gereği çok da eğlendiğimiz bir çekimdi. Hatta sette gülmekten çekememiştik. Rüyayı iki görüyorum diye hatta şöyle bir sözüm vardı. Onu bölme, beni böl diye bağırdığım bir yer vardı. evet 7 numaranın samimiyeti e, aynı şekilde e, beğendiğim diziler var çok var aslında çok güzel işler de yapılıyor diye düşünüyorum bir taraftan ne bileyim son dönemlerde belki biraz hani polisiye tarzı filmler ya da macera ama e, şahsiyet dizisini en son zamanda çok keyifli buldum. Herkese tavsiye edebilirim e, <laughs> kızdın mı kızdın evet klasik bir hikayemizdi e, aynen. E, <laughs> Neden böyle dizler çekilmiyor? Bence birazcık artık böyle dizlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi çekilen dizler her şey çok şatafatlı, herkes çok zengin. Herkesin müthiş adamları var, herkes müthiş iş adamı. Bütün erkekler çok güzel, bütün kadınlar çok güzel. Normal hayatın içinden de hikayeleri ve bu tarz öykülere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki o sıcaklık ve samimiyet yakalacak diziler de yavaş gelecektir. Evet, herkes yavaş yavaş geliyor efendim. Ee, kamera arkası görüntüler sizde var mı? Ben de yok. Ee, paylaşmayı o yüzden düşünemiyorum. Ee, hoş bulduk Yasemin Ünker diyorum buradan da. Ee, Okan Selvi, Ayfer Hanım da hoş geldi. Evet, yavaş yavaş anladığım kadarıyla Sayın Mesut Bozan sayfamızın yöneticisi, bütün ekibi de toparlamaya başladı. Ee, size sonra neden Mustafa olduğunuzu anlattılar mı? <laughs> ee, evet yani birçok hikaye oldu tabii sette çok da e, güzel. E, ama bunun samimiyetini söylüyorum. Birçok dizide yer aldım. Çok güzel arkadaşlık ortamları da oldu ama bu dizideki samimiyet ve setteki eğlence benim için çok özel bir anıdır. E, belki de bu yüzden hala e, o setteki birçok oyuncu arkadaşımla e, gerçekten görüşüyoruz. Başka bir dizi izleyemiyorum ben demiş Azer Ömek. E, kendinizi izlerken neler hissettiniz? E, e çok hoşuma gitti. <laughs> İnsanın kendini izlemesi tuhaf bir duygu ama ben 7 numarayı bütün olarak baktığım için. E, oradaki o samimiyet ve o üniversite öğrencileri hikayesi, o mahalle kültürü, o arkadaşlık, o diyaloglar şimdiki dizilerde belki biraz yok. Bundan dolayı hepimiz biraz özlüyoruz galiba. Bakü'den katılan arkadaşlarım var. E, giderek fazlalaşıyoruz evet şu anda 40 kişi civarında izliyor zaten. Hoş geldin, hoş bulduk. Bütün hoş geldin diyen arkadaşlarıma hoş bulduk diyorum. Ayrıca e, zahmet edip e, beni izlemeye çalıştığınız için ben buradan bütün şu an izleyen arkadaşlarıma kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok kibarsınız. E, bu virüs günlerinde tekrarları izleyip moralimizi yükseltiriyoruz. Evet maalesef hayatımıza böyle bir şey girdi. Ben bütün hasta olanlara acil şifa diliyorum. Umarım en yakın zamanda ülkece hep birlikte bu durumu atlatacağız. Maalesef bir söz var ve o söz benim çok sinirimi bozuyor. Doktorlar her programda bu haber programlarında hep onu söyleyerek başlıyorlar. Diyorlar ki önümüzdeki iki hafta çok önemli. <laughs> Herhangi önemli olmayan bir gün ya da hafta olduğunu düşünmüyorum. Bu olay başladığı günden beri en yakın zamanda ama tekrar döneceğiz Antep'ten selam olsun baklava tadında konuşuyorsunuz efendim çok kim bu arada Antep'i çok severim ee, inanılmaz severim en sonraya bir turnemiz vardı ve e, gerçekten e, çok yemek yemiştik o güzel yemekleri biraz kilo almıştım evet Ufuk Özkan'la bir filmde etek giymiştiniz diyor evet süpür filmi diyordu, doğru e, eşki Türk filmlerinden favori aktör ve aktristiniz kimlerdir diye şöyle bir düşündüğümde e bir bir şeyin her şeyini söylerim herhalde. Çok özeldi. Bir Kemal Sunal çok çok özeldir. Değerlerimiz onlar bizim. E, 7 numaranın değerli oyuncuları biz ayran kitleniz toplansak. Bence çok kişinin değerli. E, favori çift demiş. İyi akşamlar efendim. Yeni katılan bütün arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. E, evet çok değerli bizim de Türkiye'de aktörlerimiz ve aktivistlerimiz var. O yüzden onların e, hakkını teslim etmek istiyorum. Çok talep geliyor. Ben de o zaman e, <laughs> bir Uğur Yeşilkaya yazmış demiş ki CK e, abi inşallah sen de bir çare bulursun doktor olarak demiş. Maalesef benimkisi karakterdi. gerçek doktorlarımız. Şu an bizim gurur kaynağımız. Bütün sağlık çalışanlarına canı gönülden başarılar diliyoruz, sabır diliyoruz, şans diliyoruz. E, bütün e, kalbimiz onlarla. İlk 30 yaşındayım. Şimdi 50 yaşındayım. Hala aynı zevkleri heyecanla seyrediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizim için de yıllar geçti. Ama gördüğünüz gibi aynı karakter burada devam ediyor. <laughs> Nuray da geldi demiş. Ayça mutlu gel. Ertürkler. Evet Nuray da gelmiş. Dan, 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 dan. İnanılmaz bir şey şu anda. Ee, Nuray da gelmiş. Taner Ertürkler burada. Karakterler toplanıyoruz. O zaman onlara çok eğlenceli bir soru sormak istiyorum. 7 numara ekibi tekrar toplanıp ne zaman dizi çekiyor? <laughs> e, demiş ki Rafael, e, abi iskeletle konuşmada gülmekten ağlamıştım. Biz de gerçekten gülmekten e, gözümüzden yaş gelmişti o sırada sette. O kadar çok eğlenceli bir ortamdı. Rüya da geldi diyorlar. Ayten de burada. E, Neredesin e, Nuray, e, Cansu, Rüya? Siz neredesiniz bana bir şeyler yazın. Ayten de geldi diyor. Ayten Bacu sevilmektesin diye yazmışlar. Bana bakıp Ayten Bacu'yu hatırlamaları da enteresan olmuş. <laughs> Bu arada keyifle devam ediyor. Ayça gülücükler saçıyor. Ayça benim biliyorsunuz konservatuardan, tiyatrodan sınıf arkadaşım. Çok sevdiğim, çok özel bir dostum. Yıllardır düzenli görüşüyoruz. Eee... Pişman mıyım? Evet bazı gitkellerim oldu ama yine de kendisini çok seviyorum. Şaka bir yana. Ee, evlerini bir daha gidip gördünüz mü? Evleri görmedik ama oralardan geçtim. Arnavutköy'de balık yedik, sahilde turladık, kafelerinde oturduk. Yine aşağı yukarı duruyor evler diye biliyorum. Aşı kampanyaları devam ediyor mu demiş. Ee, tekrar toplanıp film çekin diyorlar. Valla bu süreçte bir şeyler yazmaya başladım. Biliyorsunuz Ayça aynı zamanda muhteşem bir yazar. Ee, ve belki de şu an bize bir proje yazıyordur bilmiyorum. Asıl ona sormanız lazım. Ee, Moralin bozuk olunca 7 numara izlerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok kibarsınız. O sevgiyi sonuna kadar sizler hak ediyorsunuz. 10 ee, numara adamsın demiş bir tanesi. Canım Rıfat Güngör çok teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin, o senin kibarlığın. Ee, gerçekten sen çok güzel adamsın. Ee, yarın ilk bölüm olarak başlıyor. Siz de izleyecek misiniz Deniz Bey? Valla o kadar çok izledim. O kadar çok artık için içindeyim ki bir daha izlemiyorum ama ne zaman görsem gözüm alayım sahnelere tekrar tekrar bakıyorum. Azerbaycan'da bu kadar seveceğini düşünüyor muydunuz? Hiç fikrim yoktu ama Azerbaycan'da ee, onu dürüstçe paylaşmak isterim. Oradan sevgisini, başarılarını, güzel duygularını gönderen birçok izleyicimiz oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muş'tan yazıyorum nöbetteyim abi inşallah gülüşlerin hiç olmasın filmde karakterin gibi temiz duygularını konuşuyorsun sevgiler Uğur Yeşilkaya ee, sana da iyi nöbetler olsun hiç merak etme ee, hep birlikteyiz güzeliz bu gülümsemede hiçbir zaman eksik olmayacak ee, dizdeki evde toplansak bir resim çektirsek nasıl olur orada şu an kim oturuyor ne yapılıyor o ev duruyor mu gerçekten bilmiyorum Emret Komutanı dizisinde rol almıştınız. Evet, Emret Komutanı dizisinde rol almıştım. Hatta e, o rollerden bir tanesinde e, gerçekten e, bir askerdim yani hani o Emret Komutanı dizisinde. Ve sonrasında biliyorsunuz, e, abi soğuk espri yapar mısın demiş, hemen geliyorum ona. Askere gittim, askerde bir e, çocuk vardı, koğuş nöbetçisi, benden yaşı küçük. Bana dedi ki, abi dedi Emret Komutanı diye bir dizi var biliyor musun dedi. Evet dedim, e, ben orada oynuyorum dedim. E, abi de orada oynayan bir abiye çok benziyorsun diyecektim dedi. E, evet dedim, ben orada oynuyorum, ben tiyatrocuyum, oyuncuyum dedim. Bana baktı. <laughs> Gerçekten benziyorsun abi dedi. İnanmadı yani. <laughs> Türkiye'nin en iyi üçlüsünden birisi demiş Rafael. E, evet yani burada çok güzel e, hikayeler anımsıyorsunuz. Bu arada çok dikkatli izleyicilerimiz varmış. Gerçekten onlara çok çok teşekkür ediyorum. İngiliz turist oynadınız. Evet doğrudur efendim. İngiliz bir turist oynadım. Arkadaşlar bu arada küçücük bir duyuru yapmak istiyorum. Belki yakından takip edenler biliyorlar. Cenk Tunalı YouTube kanalında her gün düzenli olarak oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyorum. Hani oyunculuğa merak salan, hani bir parça hasret gidermek isteyen, oyunculukla ilgili e, bilgi almak isteyen her e, seyircimizi bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Youtube Cenk Tunalı'ya girip abone oluyorsunuz. Sonrasında da oradaki başta oyunculuk eğitimi videoları olmak üzere hepsini izliyorsunuz. Bunu özel rica ediyorum bugünlerde daha çok kişiye ulaşmak ve daha güzel bilgiler paylaşmak adına. Ee, keşke olsa 7 numara ekip olarak toplanıp fotoğraf çekimi vesaire ama şu anlık gözükmüyor onların hepsi de yani çoğu da çok farklı yerlerde çok güzel projelerde yer alıyorlar çoğu da çok değerli arkadaşım açıkçası ee, evet tiyatro eğitimi alıyorum demiş Mehmet Abuş ee, lütfen instagramdan da beni takip edin ee, bunu samimiyetimle söylüyorum özellikle bu süreçte faydalı olabilmek adına bütün oyuncu adaylarına, tiyatro severlerin her mesajına cevap vermeye çalışıyorum, ulaşmaya çalışıyorum. Hem Instagram'dan yazın, hem YouTube'daki videoları Cenk Tunalı kanalına abone olduktan sonra izlersiniz vesaire. O yüzden her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, siz de ilgi gösterirseniz çok memnun olurum. Süpersiniz. Abone oldum bile demiş Mehmet Abuş. Ee, bu arada tabii ki set hikayeleri bir yandan devam ediyor sabit kulağınızın dibinde şarkı söylemişti diyor. Evet. <laughs> yani geçmeyen hikaye kalmadı gerçekten. Ee, sürekli ama sürekli o dizinin çektiğimiz o çok eğlenceli sahnelerini anımsıyoruz. Evet. İlk dizim hangisiydi? Ee, yani şöyle söyleyeyim birkaç bölümlük işler oldu ama ciddi anlamda ilk dizim 7 numara dizisiydi. Uzun soluklu olan bir diziydi. 7 numara dizisiydi. İzleyeceğim söz demiş. Bu arada arada e, değişik arkadaşlarım da e, burada herhalde demin oyunculuk eğitim videolarını kastediyorlar sanırım. Evet onu izlemenizi özellikle rica ederim. Bu arada aynı sayfada e, eski tiyatro kılçık oyunlarından e, böyle komedi oyunlarından e, bölümler de var. Oyunlar oynatma listesinde. Onları da izleyebilirsin. Emre komutanım da, da din abi demiş. Çok teşekkür ederim. Seni görmek iyi demiş. Sizlerin buradan mesajlarını okumak da çok keyifli. Ben teşekkür ediyorum. En sevdiğiniz bölüm bornozlu bölüm. En sevdiğim sahne bornozlu sahne. <laughs> Ayça bunu bilir. <laughs> Gerçekten çok bilmiştik. Tiyatro hangi yıl başladınız? Arkadaşlar tiyatroya aslında profesyonel anlamda e, 95 yılı gibi başladım. E, herkes iyi akşamlar demiş. Sana da iyi akşamlar Ayçacığım. Canım benim çok özel ve güzel bir insansın. E, o dönemde başlamıştım. Ve e, sonrasında e, 2000 yılı itibariyle çok da aktif olarak devam ettim. Yaklaşık 25 yıldır naçizane oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve eğitmenlik yapıyorum. Korku filmine götürür rüyayı demiş. <laughs> Bu arada 7 numarada en iyi anlaştığınız oyuncu kimdi? E, çoğu gerçekten çok iyi anlaştım arkadaşlarım. Ya Normalde hala görüşüyoruz yani bugün... Gülden Güney'le, ile Ayten'le, Okan'la, Taner'le, Çağlar'la. Yani oradaki kadronun herhalde e, 10'da 7'siyle 10'da 8'iyle hala görüşüyorum. hala birbirimizden haberdarız. Ayça'ya çok özel sevgiler, saygılar var. Unutulmazsınız demişler efendim. Teşekkür ediyorum. Başka karakter olsa hangi karakter olur? Hepsi. Hepsini oynamak isterdim. 7 numara çok keyifli. Ee, yaşlanmamışsın da kilo almışsın ya. <laughs> evet biraz doğru ama bunun birazcık karantina dönemiyle ilgisi var. Ee, şu anda böyle bir 2-3 kilo aldım. Ee, yakın zamanda vermeye başlayacağım. Spora başladım Rıfat. Takipte kal beni. Ee, bir set kazası yaşadınız mı 7 numarada? Çok yaşadık. Mesela bir pastanın yüzüme vurulduğu bir sahne vardı. Belki hatırlarsınız kaçıncı bölüm bilmiyorum. O pasta yüzüme ilk başta tam vurulamadı. Bir daha pasta yedim. Ben çok uzun süre pasta arkadaşlar o bölümde. <laughs> Kızamık bölümü komikti demiş. Evet çok komikti. Çok keyifli. Ee, sizler de çok güzel insanlarsınız. Bak hepiniz takip ediyorsunuz. izliyorum. Sürekli farklı farklı arkadaşlarım da gelip bir şeyler yazıyorlar. Oo çocuklarımızı izletiyoruz. o süpermiş. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, o yılları özlüyorum. Evet yani şöyle özlüyorum. Birlikte olmaya, o sette e, öyle projede yer almayı istiyorum. Buradan sizin aracılığınızı da çok dilemiş olayım. Umarım en 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 yakın zamanda yine en az 7 numara kadar güzel bir proje ve güzel bir kadroyla tekrar ekranlarda sizle birlikte kavuşmak kısmet olsun. Çok sağ olun efendim. Buradan herkese e, Gülden Hanım adıma söyler misiniz? Diğer yedirme grubu birkaç yorum attım. engellemi çok üzüldüm. E, söyleriz efendim, her şeyi söyleriz, merak etmeyin. Yeni bir proje var mı? Vardı aslında, e, ama maalesef e, şu anda e, birazcık e, değişti. Film önerim var, çok var. Yani ben her tarz seviyorum, korku filmi seviyorum, komedi seviyorum, macera, aksiyon. Çok önerim var. E, tabii ki biraz popüler olacak, ama hani Google'dan, Netflix'ten, Blue TV'den e, birçok filmi ve dizi gözü kapalı izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Annemin selamı var demiş. Ben de annenin ellerinden öperim. Sağ olsun onlar bizim bir tanemiz. İnşallah bir gün gelir bana filmi çekilir. Neden olmasın? Her şey olabilir bu hayatta. Ee, büyüyünce izleteceğim vesaire. Evet efendim gerçekten çok keyifli gidiyoruz. Sizlerde sizler de mutlu musunuz? Keyifli misiniz arkadaşlar? Buradan böyle bir canlı yayına kavuştuğumuz için. Ee, bula bula bu şey. <laughs> evet kılçık kadrosuna nasıl katılabiliriz Çok istiyorum demiş Mehmet. Kılçık kadrosuna eğitim olarak Belki katılabilirsiniz Bir gün derslerime misafirim olun İstediğiniz zaman başım üstüne beklerim efendim Tiyatro Kılçık'ta bir ekibimiz var Ve evet orada hem çocuklara 6-9-10-13 13-16-17 arası Eğitimler veriyoruz hem de yetişkinlere Eğitimler veriyoruz biliyorsunuz ben biraz Kendimden bahsedeyim Bunun dışında uzun süredir ee, gerçekten e, eğitimler veriyorum. Şirketlerde özel sunum teknikleri bir iletişim üzerine ve tiyatroda oynamaya devam ediyorum. Bir de bir gösterim var. Ee, belki bir sürpriz olarak söyleyeyim size. Yakında da e, sosyal medyada gösteri yapmaya devam edeceğim gözüküyor. Çok çok makul koşullarda Size de destek olursanız çok sevinirim. Umarım, umarım, umarım efendim. Gerçek hayatta da müsrifliyi sevmiyor mu? <laughs> Volkan da çok matrak, çok keyifli adamdır. Gerçekten çok güzel adam. Çok mutlu olduk demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Antep'teyim demiş. Devlet memurum Gerekse bu yetim için tayin isterim hocam. Gel o zaman Mehmet Abuş. Her zaman kapım sana açık. İyi akşamlar Cenk Bey. Sizi görmek güzel demiş. Ben sizi mesajlarını okuduğum için, sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatta şöyle komik bir durum oldu. İlk başta bir canlı yayına katıldım, birkaç dakika geçti, kimse yoktu. Dedim herhalde kimse beni sevmiyor. <laughs> kızdın mı kızdın? <laughs> evet 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 evet. Peki arkadaşlar ben e, el verdiğince e, burada e, katılıp sizle biraz hoş sohbet yapmak istedim. E, şimdi efendim ufaktan isteyeceğim sizlerden. E, burada katılan e, zahmet verip bir şeyler yazan ee, güzel birkaç kelime kullanan her arkadaşıma gönül dolu sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Çok keyiflisiniz. Ben de sizleri çok çok seviyorum. Ee, tavsiyem şu olacak. Bu karantina sürecinde evde kalıyoruz. Ve kaldığımız süre boyunca lütfen e, kendinizi geliştirecek bir şeyler yapın. Spor yapmaktan vazgeçmeyin. Evin içinde bile izleyin dizi izleyin internetten sosyal medyadan müze gezin faydalı bir şeyler yapın bol bol 7 numara izleyin ee, en önemli kısımlardan bir tanesi o ee, gerçekten çok güzel sevgi dolu mesajlar var çok mahcup ettiniz çok e, onore ettiniz ee, beni davet eden e, onur mesut olmak üzere mesut bozan özür dilerim olmak üzere e, burada destek olan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum e, her gün düzenli oyunculuk eğitim videoları çekiyorum Merak eden bütün arkadaşlar Cenk Tunalı YouTube kanalına abone olabilir. Oradan oyunculuk eğitim videolarını izleyebilirler. Ya da diğer açıdan açık oyunlarını izleyebilirler. Eski kabare, komedi oyunlarını. Her konuda mesaj atabilirsiniz Instagram sayfama. YouTube kanalında videoları yorum da yapabilirsiniz. Ben bugün izleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız. Umarım en yakın zamanda. Gerek tiyatroda, gerek televizyonda çok güzel projelerde görüşürüz. Çok eğlenceli, çok keyifli, çok samimi. En az 7 numara kadar güzel projelerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnanıyorum ki en kısa sürede yine kavuşacağız. Bütün diğer mesajlarınızı da iletmeye çalışacağım. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Çok mutlu ettiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kızdın mı? Kızdın. <laughs>